Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginin 25. haftasında Samsun Canik Belediyespor deplasmanda Galatasaray Odaya Banka 74-32 gibi farklı bir skorla yenilmişti. Bu maçın ardından bir internet sitesi Samsun ekibinin konakladığı otele ödeme yapamadığı için rehin kaldığını ve maçın başlamasına 10 dakika kala salona geldiğini iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Samsun Canik Belediyespor Başkanı Ercan Bayrak bir açıklama yaparak yazılanların gerçek dışı olduğunu belirtti. Başkan Bayrak, Galatasaray Odaya Bank'la oynadığımız maçla ilgili yazılı ve görsel basında yer alan kulüp aleyhine haberler bizleri rencide etmiştir. Kulübümüzün spor salonuna yakın mesafedeki otelde yaptığı konaklama sonrası yöneticilerinin otele uzakta olması nedeniyle bazı sorunlar yaşanmıştır. Otel yönetimi ödemenin kredi kartı yoluyla yapılmasını talep etmiş ve sonunda mail order yoluyla yapılması konusuna mutabık kalınmıştır. Herhangi bir sorun yaşanmadan ödeme yapılmıştır. Basında yer alan ve kulübümüz oyuncularının otelde rehin kaldığı yönündeki haberlere neden olan ödeme miktarı 2090 TL'dir. Yapılan ödeme sonrası kulübümüz salonu hareket etmiş ve 17.30'da salona ulaşmıştır. Adı geçen otelde takımımız daha önceki yıllarda 3 defa konaklama yapmıştır. Otele ne bir borcu vardır ne de başka bir sorun dedi. Bayrak şöyle devam etti. 2090 TL gibi son derece cüzi miktardaki ödeme tutarı baz alınarak takımın otelde rehin kalması gibi bazı basın organlarında yer alan rencide edici açıklamaları esefle karşılıyoruz. Müsabaka normal süresinde yani 18'de başlamış olup maçın başlama saatinde basında yer aldığı gibi bir gecikme olmamıştır. Müsabakanın 18'de başladığı konusunda Basketbol Federasyonu'ndan bilgi alınabilir. Haberlerin federasyondan ve bizlerden teyit alınmadan yazılı ve görsel basında rencide edici şekilde yer almasının kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Kulübümüz aleyhine yapılan bu haberleri yapan ve yayınlayan yayın organları ile ilgili dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz.